307. mektup. Bu mektup Mevlana Abdülvahid Lahori'ye yazılmıştır. Subhanallah ve bihamdihi güzel kelimesini açıklamaktadır. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine bizden dualar ve selamlar olsun. Bir kul ibadet ederken bu ibadette bulunan her güzelliği ve iyiliği Allahü Teala'dan bilmelidir. Çünkü onun güzel terbiye etmesinden ve ihsanındandır. İbadette kusur ve aşağılık bulunursa bunların hepsi kuldan gelmektedir. Kulun özünde bulunan kötülükten hasıl olmaktadır. Hiçbir kusuru, aşağılığı Hak Teala'dan bilmemelidir. O makamda yalnız iyilik, güzellik ve kemal vardır. Bunun gibi bu alemde bulunan her güzellik ve üstünlük Allahü Teala'dandır. Her kötülük ve aşağılık da mahluklardandır. Çünkü mahlukların aslı, özü Adem'dir. Adem de her kötülüğün ve aşağılığın başlangıcıdır. Adem yokluk demektir. Allah'ı ve bihamdihi güzel kelimesi bu iki şeyi açıkça bildirmektedir. Hak Teâlâ'nın tenzihini ve takdisini, yani ona yakışmayan aşağılıklardan ve kötülüklerden uzak olduğunu çok güzel bildirmektedir. Bu güzel kelime, şükr yapmayı hamd etmekle bildirmektedir. Çünkü hamd, her şükrün başıdır. Hak Teâlâ'nın güzel sıfatlarına ve işlerine ve bütün nimetlerine, ve büyük ihsanlarına hamd kelimesiyle şükredilmektedir. Bunun içindir ki hadisi i şerifte bir kimse bu güzel kelimeyi gündüz veya gece yüz kere söylerse o gün veya o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. Ancak onun gibi söyleyen kazanır buyuruldu. Başkalarının ibadeti onunla nasıl bir olabilir ki o kimse bu güzel kelimenin son parçasıyla bütün iyiliklerin ve ibadetlerin şükrünü yapmış olmaktadır. Bu güzel kelimenin baş tarafı ise ayrıca Hak Teâlâ'yı, kötülüklerden ve aşağılıklardan tenzih ve takdis etmektedir. O halde bu güzel kelimeyi her gün ve her gece yüz kere okumalıyız. İnsanları iyi işleri yapmaya ancak Allahü Teala kavuşturur. Sual. Hadisi şerifte buyuruldu ki, Subhan Allahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıdâe nefsihi ve zine tarşihi ve midade kelimatihi ve ayrıca Subhan Allahi milal mizan buyuruldu ve ayrıca Elhamdülillahi edafe ma hamidehu cemiyu halkihi buyuruldu. Bunların hiçbirinde sayı bildirilmedi. Bir kişiden başka sayı bildiren olmadı. Adede halkihi hangi bakımdan söylenmiştir? Rıda nefsihi ne demektir? Ve zinete arşihi nasıl olur? Kelimelerin mürekkebi nasıl doğru olur? Teraziyi nasıl doldurur? Bütün insanların yaptığı hamdten kat kat fazla ne demektir? Cevap: İnsanda hem aleme halk vardır hem de aleme emr vardır. Aleme halkta veya aleme emrde bulunan her şey insanda vardır. Bundan başka insanda heyeti vahdani denilen bir topluluk da vardır. Bu topluluk aleme halk ile aleme emrin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu heyyet-i insandan başka hiçbir mahlukta yoktur. Bu topluluk şaşılacak bir şeydir, işitilmemiş bir eserdir. Bunun içindir ki, insanın yaptığı hamd, bütün mahlukların yaptıkları hamdlerden kat kat çok olur. Diğer sualler de bundan anlaşılabilir. Bütün mahluklar demek, insandan başka olan şeyler demektir. Buna, İnsanı da katarsak kamil bir insan her mahlûku kendinin bir zerresi bulduğu gibi insanları da kendinin bir zerresi görür. Kendini her mahlûkun bütünü bilir. Bunun için kamil insanın yaptığı hamd bütün insanların yaptığı hamdlerden de kat kat çok olur. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinde gidenlere selam olsun. عليه وعلى آله من الصلوات أتمها ومن التهيات أكملها.